Ülkenin birinde kocaman bir göl ve bu gölde yaşamakta olan bir kua ailesi varmış. Ku ailesi oldukça zarif ve bir o kadar da insanlara karşı yardımseverlermiş. Her gün bu Ku ailesi gölün üzerinde dans eder ve arkadaşlarına güzel gösteriler yaparlarmış. Bir gün göldeki diğer canlılar çok güzel bir haber almışlar. Raliyet tüm kulara bir yarışma düzenleyecek ve kazanan ku ödüllendirilecekmiş. Hemen gölde yaşayan diğer canlılar Ku ailesinin yanına giderek bu habere onlara vermişler. Ku ailesi başta kabul etmek istemese de arkadaşlarının ve dostlarının ısrarlarına dayanamayarak yarışmaya katılmayı kabul etmişler. Yarışma gününe kadar farklı koreografiler çalışan Ku ailesi zaten oldukça başarılı oldukları için çok harika bir gösteri hazırlamışlar. Yarışma günü gelip çattığında civarda bulunan tüm kular yarışmanın düzenleyeceği göle gelerek gösterilerine teker teker sergilemeye başlamışlar. Son olarak Ku ailesi de gösterilerini tamamladığında herkes bu gösteriden oldukça memnun olmuş. Yarışmanın sonucunu heyecanla bekleyen kişiler özellikle Ku ailesinin dostları bu arkadaşların kazanmasını istemektelermiş sonuç tam da istedikleri gibi olmuş ve Ku ailesi yarışmanın kazananı olmuş. Yarışmanın kazanına oldukça yüksek bir ödül vermişler. Ku ailesi verilen ödülden daha çok gösterdikleri başarıya sevinmişler. Evlerine döndüklerinde tüm dostları onları kutlamaya yanlarına gelmiş. Yarışmadan sonra günler geçmiş ve gitmiş. Bu sırada Ku ailesi yine dostlarına güzel gösteriler yaparak onları eğlendirmeye devam etmişler. Bir gün gölün kenarında oldukça üzgün ve ağlamaklı olan kurbağa arkadaşlarını görmüşler. İçlerinden birisi hemen kurbağanın yanına giderek derdinin ne olduğunu sormuş. Kurbağa bu sene okula başlamam gerekiyor, ancak ailemin ne yazık ki beni okula gönderecek kadar parası yok demiş. Daha sonra yeniden konuşmaya devam etmiş. Biliyorsun Ku arkadaşım geçen sene ablam okula gitti ve ailem ne yazık ki sadece bir çocuklarını okula gönderebilecek kadar paraya sahipler. Bu yüzden okula gidemediğim için üzgün ancak okula gidebilmek için ne yapabileceğimi düşünüyordum demiş. Hu bu duruma oldukça üzülmüş ve kendisine yardım edebilmek için bir şeyler düşüneceğine söz vermiş. Daha sonra ailesinin yanına gelen Ku durumu onlara da anlatmış ve oturup nasıl yardım edeceklerini düşünmeye başlamışlar. Ailenin ortak fikri aylar önce kazanmış oldukları yarışmanın ödülünü kurbağaya vermekmiş. Böylece kurbağa okuluna başlayıp daha sonra çalışarak okulunu tamamlayabilirmiş. Hu ailesi bu ödülü almış kurbanın ailesinin yanına giderek onlara durumu izah etmişler. Kurba ailesi bu duruma oldukça sevinmiş ve çocuklarının okula gidebileceği için çok mutlu olmuşlar. Daha sonra kurbağa okula gitmiş ve mezun olduktan sonra çok başarılı bir doktor olmuş. Kazandığı maaşından ise Ku ailesine olan borcunu ödemiş.